başkan. Sağ ol. Başkanım benim. İyi vallahi senden ne yapayım. Sayın Başkanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gördük, memnun olduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dur başkanım. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Kurtarın bizi başkanım. Gençler kurtaracak. İnşallah başkanım. Sağ olun. Her zaman arkanızda. Eyvallah. Sağ olun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne yapıyorsun annem, iyi misin? İyi. Ne yapıyorsun abi? Merhaba başkanım. Merhaba. Maşallah. Bunun adı ne? Kerem. 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 Ne yapıyorsun? Kaç? Bir yaşında var. Bir yaşında. Başarılarınız daim olsun. Güzel başkanım, hoş geldiniz. Hadi bakalım, görüşürüz. Başarılar daim olsun. Genel Başkan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Sizinle tanışmak için geldim. Tamam. Hoş geldiniz. Hasan Mert. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Sağ olasın. Şöyle, baba ocağına hoş geldin. Sağ olun. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Şöyle. Eyvallah. Kıraleden geliyor. Öyle mi? Şöyle yaptık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İsimlerimiz çok yakışıklı. Bunun rozeti yok ya. Ben sana bir tane genel başkan rozeti takacağız. Öyle mi? O zaman onun da rozetini ben takıyorum. Yalnız onun bir torpili oldu genel başkan rozeti. Yapacak bir şey yok. Kimseye bakmayalım. Kutlayalım. İyi pazarlar. İyi pazarlar. Sayın Genel Başkanım, size belediyemizi ağırlamanın onuruna mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Doğumunuz size çok büyük güç verdi. Aylar önce proje lansmanımızdan geldiğinizde, bize güç verdiğinizde hepimizin orada bir sözünüz çok kıymetliydi bizim için. Şunu demiştiniz. Candan arkadaşım çok çalışkandır. Ne yapar eder? Sandıktan birinci çıkar demiştiniz. Ben de bu sözünüzün gereğini yerine getirdim. Sandıktan birinci çıktık. Yaklaşık rakibimize %15 farkla, yaklaşık 100 bine yakın bir farkla seçimi aldık. Tabii bu bizim için bir başarı kriteri değil. Başarı bundan sonrası için verdiğimiz sözleri, hedeflediğimiz Tekirdağ daha yaşanabilir, daha güzel, daha sorunsuz, sosyal destekleriyle, sosyal adaletiyle, üst yapısıyla sorunlarını çözmüş bir Tekirdağ hedefiyle, vizyonuyla çalışıp inşallah Tekirdağ'ımızı hak ettiği yere taşıdığımızda bizim için başarı budur. Ben de bu ziyaretiniz sebebiyle bu sözü sizlere vermiş olayım. Tabii Tekirdağ'ımız çok hızlı göç alan bir il. Çok güzel bir şehir. Mavi gözlü şehrimiz gerçekten yeşiliyle, doğasıyla çok güzel bir şehir. İnsanıyla, neşesiyle. Bu arada seçim kampanyasını izleyen arkadaşlarım, Türkiye'den takip eden çok kıymetli arkadaşlarım buradalar. Sizler bana hep dediler ki, Candan çok neşeli bir kampanya yürüttün. Ben de dedim ki, neşeli yürüttüğüm bir kampanya değildi. Sadece Tekirdağ'ımızın, Tekirdağ'da hemşehrilerimizin neşesini biz yansıtabildik, sizlere ulaştırabildik.
Dolayısıyla bu neşeye neşe katmak istiyoruz. Tekirdağımızın gücüne güç katmak istiyoruz. Sorunlarımız var. Elbette çok hızlı göç alıyoruz. Hak ettiğimiz yatırımları maalesef alamıyoruz. Tekirdağ ödediği vergilerinin, maalesef aldığı göçün karşılığını alamayan bir il. Bunu aslında parlamentoda görevim esnasında da birçok defa bulunduğum her ortamda kürsüde dile getirdim. Çok hızlı göç almamıza, çok sorunlarımızın büyümesine rağmen bu yükün altında Tekirdağ tek başına kaldı. Ama biz bu noktada diyoruz ki Tekirdağ sahipsiz değil. Belediyelerimiz var, bizler varız. Verdiğimiz sözler var. Sizlerden aldığımız güç var. Bu süreçte ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin umudu oldunuz. Ve 31 Mart'ta bu umudu yeşerttiniz Türkiye'nin her yerinde. Bu saatten sonra bize düşen verilmiş sözlerimizi hayata geçirebilmek, işbirliği içinde tüm paydaşlarımızla, her kademedeki bütün partilerimizle, 373 mahallemiz var, hiçbirini ayırt etmeden, 11 ilçemizi birbirinden ayırt etmeden, 1.200.000'e ulaşan nüfusumuzu ayrımsız ötekisiz bir şekilde inşallah hak ettiği hizmetlerle buluşturacağız. Ben bunun sözünü veriyorum. Bir kez daha ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. O gün bize güç verdiniz, bugün de güç verdiniz. Biz bu güçle, bu hızla inşallah çalışmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım. Biz 2011 yılının Haziran'ından beri Candan Yücel'le birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptık. Gerçekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Candan Hanım hem bir sağlıkçı olarak sağlık komisyonunda, yine aynı komisyonda kadın hakları ile ilgili hem Aile Bakanlığı'nın sorumluluk alanına giren her türlü dezavantajlı grupla ilgili çok önemli çalışmalar yaptı. Partimizi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda çok başarıyla temsil etti. Benim tanıdığım Candan Yücel, emek yoğun çalışan, siyasetini emeğiyle yapan ve önemli başarılar elde eden birisiydi. İkimiz de 2015 yılında illerimizde yapılan ön seçimden birinci çıkmıştık. Yaşımız birbirine yakın. Candan tabii benden daha küçük. Ondan sonra ama yakın yaşlardayız, abisi sayılırım. Birlikte uzun bir yol yürüdük. 2023'e gelirken çok heyecanlıydık, başarmayı çok istiyorduk. Candan tercihini bundan sonra Tekirdağ'a yerel seçimlerde, yerel yönetimlerde hizmet etmek olarak belirledi. Gerçi seçimlerden başarıyla çıksaydık belki çok daha farklı görevler de olabilirdi. Ama Mayıs ayında yaşadığımız üzüntüden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda yapılan ölçme değerlendirmelerde önemli bir avantajı olduğunu gördük. Yeni dönem siyasetimizde kadınlara ve gençlere çok önem veriyoruz. Daha önce il belediye başkanı olarak seçilip Büyükşehir Belediye Başkanı olan Aydın'ın Topuklu Efes'i Özlem Çerçoğlu tek büyükşehir adayımızdı. Bu seçimde 5 büyükşehirde kadın aday gösterdik. Sakarya ve Kahramanmaraş'ta adaylarımız galibiyeti bir sonraki sefer kapacaklar inşallah. Ama 3 büyükşehirimizde Tekirdağ ve Eskişehir ve Aydın'da kadın belediye başkan adaylarımız var. Büyükşehir kadın belediye başkan adaylarımız. Geçmiş dönemin 3 katı kadın belediye başkanımızla çok önemli işleri yapacağız. Ben çok başarılı sonuçlar alacaklarına inanıyorum. Burada biraz önce basına kapalı kısımda arkadaşlarla konuştuk. Önümüzdeki dönem Türkiye Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin mor bayrak uygulamasını konuşacak. Önce belediyelerimizden yeteri kadar kadın istihdamı yaratan, önüne koyulan hedefleri gerçekleştiren, kadının çalışma hayatına katılımı için yeterince kreş yapan, sosyal hayata katılımının önündeki engelleri kaldıran, kadınlar için bütün tedbirleri alan, 0-4 yaş arası çocuğu olan kadınların ulaşımını, çocuklarının sütünü sağlayan belediyelerde, belli kriterleri ilan ettiğimiz belediyelerde o belediyelerimize
kadınların mücadelesine destek verdikleri için mor bayrak vereceğiz o belediyelere. Sonra da o belediyeler yukarıdan aşağıya doğru kendi görev yaptıkları yerde kendi denetimine tabi olan müesseselerde, esnaflarda, lokantalarda, iş yerlerinde belli ilk önce kolay uyulabilir kriterler koyup dönem içinde onları arttırarak kadın emeğini değerlendiren, kadın istihdamını arttıran, kadının hayatını kolaylaştıran, standartları sağlayan iş yerlerine mor bayrak verecekler. Biz de diyeceğiz ki mor bayrağı görüyorsanız burada kadına, kadın emeğine saygı vardır, kadın istihdamı vardır. Buradan alışveriş yaparsanız kadınları desteklemiş olursunuz diyeceğiz. Bu Türkiye'nin belli standartları sağlaması için de yerel yönetimlerden çok önemli bir hamle olacak. Ben bu anlamda sabahleyin Çorlu Belediye Başkanımız bu konuda oldukça iddialı olduklarını söylemişti. Zaten Candan Yücel'in meclis mücadelesi kadın hakları mücadelesiyle geçmiştir. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Sayın Genel Başkanımız üzerinde taşıdığı bugün ceketi tesadüfen giymiş değildir. Bunun yanında Kadın Kolları Genel Başkanımız bu konularda hem kadına karşı şiddet noktasında sadece farkındalık yaratmak için değil, diğer taraftan kurmuş oldukları çağrı merkeziyle ve Yaşamak projesiyle çok önemli işler yapıyorlar. Tekirdağ Kadın Kolları Başkanımız, Çorlu'da, bugün Süleymanpaşa'da Kadın Kolları Başkanlarımızın emeklerini bir kez daha emeklerine teşekkür etmek isterim. Yine Nurten Yontar gibi bir kadın milletvekiline Candan Yücel bayrağı teslim etti. Yani çok uzun yıllardır alışına geldiği gibi Tekirdağ'ımızda yine kadının temsili söz konusu. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla kadın belediye başkanımızın olmasını ümit ediyoruz. Bugün çok sayıda belediye meclis üyemizle, kent konseyi başkanımızla, sayıları duyduğum kadarıyla 3'e katlanan kadın muhtarlarımızla Tekirdağ bir cumhuriyet kenti olduğunu bir kez daha ispatlamış durumda. Ben il başkanımızla birlikte ilde de ifade ettim. Gençlere önem vermeye, kadınlara önem vermeye ve sosyal politikalara önem vermeye devam edeceğiz. Bugün kapının girişinde sabahleyin Çorlu Belediyesi'nde belediye başkanımızın mal bildirimini gördüm. Süleymanpaşa Belediye Başkanımıza şimdi uçağa gidip Denizli'ye geçeceğim için gidemedik, ilçeyi ziyaret ettik ama o da fotoğrafını gösterdi. Candan Yücel kapının girişine, binaya mal bildirimini astı. Biz kampanya boyunca bunu söylemiştik. Bazı belediye başkanlarımız, Mansur Başkan gibi seçimi çoktan kazanmış başkanlar önceden astılar. Burada tabii Candan Başkan ilk kez adaydı. Bugün kapıda mal bildirimini gördük. Bu özgüveni yüksek, temiz belediyeciliğin, temiz yerel yönetimlerin taahhüdüdür. Bunlar çok kıymetlidir. Ve bundan sonra bu belediyeleri Türkiye'deki nüfusun %65'ine, ekonominin %80'ine, toplanan vergilerin %86'sına hizmet ediyoruz. Ve yereldeki başarımız geneldeki iktidarımızın önünü açacak. Atatürk'ün belediye başkanları, Atatürk'ün partisinin belediye başkanları, Atatürk'ün partisinin 2. yüzyılın ilk genel seçiminde iktidar olmasının yolunu açacak. İyi kamu görevi, şeffaf yönetim, adil yönetim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının yolunu açacak. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerelde kazanmış olduğu başarı sadece kendisine ait bir başarı değildir. Çağrımız Tekirdağ'da Tekirdağ ittifakınaydı. Türkiye'de Türkiye ittifakınaydı. Tekirdağ'ın aslan sosyal demokratları partimizdedir, bizimledir ve Tekirdağ ittifakındadır. Ama sadece onlardan oy almadık. Tekirdağ'da neredeyse her iki oyun bir tanesini alırken aldığımız oyda milliyetçi demokratların payı vardır. Geçmişte başka partilerde olsa da bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyunu vermiş milliyetçi demokratların
oyunun kıymetini bileceğiz. Onları pişman etmeyeceğiz. Bu belediye onların da belediyesidir. Yalandan ve haramdan bıkmış muhafazakar demokratlar bu seçimde dürüst, iyi yönetim için Türkiye İttifakı'na gelirken Tekirdağ'da da Tekirdağ İttifakı'nda bize oy verdiler. Onları pişman etmeyeceğiz. Tekirdağ'da yerlilik çok önemli olduğu kadar dışarıdan göç alan bir yerdir. Çok sayıda Kürt kardeşim oy verdi, verdiği için pişman etmeyeceğiz. Yine İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan, Güneydoğu Anadolu'dan gelmiş, Tekirdağ'da yerleşmiş vatandaşlarımızın hiçbirini pişman etmeyeceğiz. Ve onlarla birlikte Türkiye İttifakı'nı iktidar yapacağız. Türkiye İttifakı iktidar olduğunda artık sadece yandaşların değil, bütün vatandaşların yüzü gülecek. Türkiye İttifakı iktidar olduğunda sadece bir partiye mensup olanlar değil, tüm siyasi görüşten olan tüm yoksullar, tüm emekliler, tüm memurlar, tüm emekçiler yüzü gülecek. Tüm emekçilerin yüzü gülecek. Yine Türkiye İttifakı'nda gençlerin yüzü gülecek. Biz bugün 20 gün gençlerin yüzünü güldürdük, memnun oldular. Ama gençler okulda barınma sorunlarıyla, emekliler 10 bin lirayı kiraya verirlerse aç karınlarıyla, yemeğe verirlerse sokakta kalışlarıyla ağır bir ekonomik krizle karşı karşıyalar. Kredi kartları birinden çekip öbürüne kapatılırken kar topu gibi büyüyor. Esnafın ve vatandaşın kredi kartı borcu büyüyor. Ayçiçek üreticisinden başlayarak burada buğday üreticisi, hububat, tahıl üreticileri çok zor durumdalar. Bunların hepsinin sesi olmaya çalışacağız ama onlara yüzünü güldürmek için hep birlikte iktidar olmak için çalışacağız. Burada yerel yöneticilere, büyük şehirlere, illere, ilçelere ve örgütümüze, il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza çok önemli görevler düşüyor. Biz bu dönemi iyi geçirdiğimiz takdirde millet zaten bıçak kemikte. Bize mesajı verdi 31 Mart'ta. Böyle siyaset yapın. Ben size kredi veriyorum dedi. Türkiye'nin geleceğine sizinle yatırım yapacağım dedi. Size tüketmeniz için tüketici kredisi vermiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak için bir yatırımcı kredisi sağlıyorum dedi. İyi yönetirseniz unutmayın banka müdürleri yatırımcı kredisini verir. Kâr eden şirkete kredinin bitmesine yakın gider. Genel müdürlüğümüzün sizin kredilerinizi genişletti, daha çok kullanır mısınız der. Ama şirkette işler gidiyorsa dönem sonu gelmeden krediyi kapamaya kalkar. Biz iyi yönetimimizle vatandaşın yatırımcı kredisini günü geldiğinde arttırarak vermesini sağlayıp Türkiye'nin geleceğine yaptığı yatırım ve bize açtığı krediyi en iyi şekilde değerlendirmeye hepimiz mecburuz. Ben bu salondaki Tekirdağ'ın siyasetçilerine ve belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine sonsuz bir güven duyuyorum. Kendilerini tanıyorum, biliyorum, inanıyorum. Bu Cumhuriyet kentinde sağ olsunlar Atatürk'ün emaneti bayrağımızı yere düşürmediler. Bundan sonra da büyük başarıları, onların başarıları, azimleri, becerileri, dürüstlükleriyle mutlaka hep birlikte sağlayacağız. 31 Mart gecesi onlarla gurur duyduk. Bundan sonra yapacakları faaliyetlerle, yapacakları hizmetlerle onurlanacağız, gururlanacağız. Onlar vatandaşın yüzünü güldürecek. Bizim de yüzümüz gülecek. Hepsine başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Hepinizi çok seviyoruz. Yolunuz açık olsun. Süper, sağ olun.